yarın anneler günü. Elimizde göz altında kaybedilen evlatlarından bir haber alamadan aramızdan ayrılan annelerimizin fotoğraflarını görüyorsunuz. Ama 10 kişi sınırlaması olduğu için bu fotoğrafların hepsini taşıyamamanın derin üzüntüsü içindeyiz aynı zamanda. Halil Alpsoy ve Kasım Alpsoy'u unutmadık. Yarın anneler günü. Yarın anneler günü kutlanırken cumartesi annelerini unutmayın. Bir yandan evlatlarının mezarlarına ulaşmak için ömürlerini tüketirken, bir yandan da evlatları her an gelecekmiş gibi giysilerini ütülü, hemen uzanacaklarmış gibi yataklarını temiz tutan anneleri hatırlayın. Evlatlarının 50 yıl, 40 yıl, 30 yıl önce olduğu gibi anahtarlarıyla kapıyı açıp anne ben geldim diyen seslerini duymayı umut etmekten hiç vazgeçmeyen anneleri hatırlayın. Yarın cumartesi annelerine karşı duyarsızlığınızın son günü olsun. Kayıplarımızın fotoğrafları ve onların mezarlarına bırakamadığımız karanfillerimizle polis bariyerlerinin önündeyiz. 998. haftamızda bizi Galatasaray'a çıkmak zorunda bırakan inkar ve cezasız politikalarının bir örneği olarak Halil ve Kasım Alpsoy dosyalarını kamuoyuyla paylaşıyoruz. İstanbul Kanarya'daki evinin önünde bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı. Eşi itiraz edip bağırarak yardım istediğinde kimliğini gösteren polisler merak etme, karakola kadar götürüyoruz. Yarım saat sonra gelir dediler. Beyaz Toros araçla götürülen Halil Alpsoy bir daha evine dönemedi. 18 gün sonra işkenceden tanınmaz hale gelmiş bedeni İstanbul'a 530 kilometre uzaklıktaki Kırıkkale'de ormanlık bir alanda bulundu. Üzerinde kimliğini belirlemeye yarayacak hiçbir şey yok. Halil'in gözaltındayken ceketinin astarına gizlice yazdığı anlaşılan evinin telefon numarası onun cansız bedeninin bulunmasını sağlamıştı. Kardeşleri tanınmaz hale gelmiş Halil'i elindeki çocukluktan kalma izden teşhis edildi. Halil Alpsoy'un gözaltına alınmasından bir hafta sonra 18 Mayıs 1994 günü sabaha karşı polisler amcasının oğlu Kasım Alpsoy'un Adana'daki evine baskın yaptı. Uzun menzilli silah taşıyan çelik yelekli maskeli polisler 30 yaşındaki Kasım Alpsoy'u gözaltına aldı. Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Alpsoy, burada içinde istihbaratçıların da bulunduğu bir ekip tarafından sorgulandı. İkisi gün kimliğini almak üzere bir akrabasıyla birlikte Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti. Akrabası tüm gün kapıda bekledi ancak Kasım Alpsoy girdiği o binadan bir daha çıkamadı. Ailelerinin tüm girişimlerine rağmen 30 yıldır devletin yetkili makamları onların akıbetini açığa çıkartacak, sorumluları tespit ederek cezalandırılmalarını sağlayacak araştırma ve soruşturmalar yapmadı. Bugün bir kez daha adli makamları Halil ve Kasım Alpsoy'un gözaltında kaybedilmesiyle ilgili olarak adil, tarafsız ve etkin bir soruşturma başlatmak için göreve çağırıyoruz. حتى إيرو خبر جنين عن بنا كرقولي ما تنكي سجيل هم في عليل الميدان.